Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle en çok benden istediğiniz videoyu paylaşacağım. Bu da benim ev turum. Yorumlarda gerçekten ev turu istediğinizi fazlasıyla gördüm. Ben de artık bu isteğinizi gerçekleştirmek istedim. Hazır yılbaşına yaklaşmışken, biraz daha süslemişken evimi sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla uzatmadan hemen turumuza başlayalım. Evet, burada gördüğünüz gibi evimizin kapısı var. Burası da girişimiz oluyor. Burada ayakkabı dolabı ve montluğumuz var. Bunu yaptırmıştık yine. Çoğu mobilya zaten yapım, o yüzden nereden aldığımızı bilmiyorum. Veya yorumlarda yazarsanız cevaplayabilirim. Burası böyle ayakkabılığımız. Ablam, annem karışık kullanıyoruz genelde. Ablamla benim ayakkabılarım. Bu da montlarımız falan var. Yine burada da ayakkabılık var. Böyle döndüğümüz zaman burada bir tane böyle süsümüz var. Bilmiyorum ne. Burada da gördüğünüz gibi burada böyle iki tane başlıklı ışık var. Daha sonra da bu gördüğünüz ayna. Çok hoşuma gidiyor benim. Böyle genelde buraya gidip fotoğraf çekiliyorum. Burada da yılbaşı mumumuz ve süsümüz var. Burada da genelde videolar olarak saklanan meşhur baykuş ve vazo var. Yine burada mum var. Buralarda ev terlikleri olsun veya anahtarlar, ıvır zıvırlar hepsi burada oluyor. Evet, şimdi ilerliyoruz. Bunlarda fener, böyle içlerinde mum var. Burada büyük tablo var. Yine burada ahşaptan süsler var. Burası da yine mont ve ayakkabılığımız. Böyle halımız var. Şimdi gelin. Evet, şimdi salona giriyoruz böyle kapımızdan. Burada vazoda çiçek var. Burada yine fenerlerimiz mevcut. Duvarda da böyle tablo olsun, yılbaşı süsü var. Burada da hoparlör var. Büyük telefonlarımızı bağlıyoruz. Yani büyük bir parti gibi müzik sistemi istediğimizde bunu kullanıyoruz genelde. Burası da büfe. Yine şamdanlıklar olsun, aile resimlerimiz, değişik böyle süsler, artık ne denir. İşte lokumluk olsun, böyle dekorasyon eşyaları var. Dolapların içinde de yemek takımlarımız oluyor. Burada çiçek var. Yine burada da çiçekler var. Yine tablo var. Burada da böyle ikili oturmalığımız var. Sehpa var. Burada işte genelde çok oturmasak da oturduğumuz zamanlar oluyor, hava güzel olduğunda. Şurada da ablamın piyanosu var. Burası büyük yemek masası. Avizemiz var. Burası dediğim gibi büyük yemek masası. Toplu böyle insanlar geldiğinde burada genelde yemek yiyoruz. Burada böyle bir koltuk var. Halımız var burada. Burası da şömine, evimin en sevdiğim bölümü. Yukarıda ayna var, ahşap kahverengi. Burayı da böyle bilerek farklı koyu bir tonlarda seçmiştik. Burası yılbaşı süslendi, bayağı yılbaşı ile ilgili. İçinde de mumlar var. Burada da yine böyle değişik dekorasyon eşyaları var. Salon eşyalarına pek ilgilenmediğim için fazla yorum yapamıyorum. Burası da orta sehpa, yine böyle süslerim var. Bunları açıklayamıyorum teker teker. Yani ne görüyorsanız o, çünkü adlarını bilmiyorum. Burada da televizyon var. Yine bir sürü aile resimleri var. Televizyon sistemi, oyun sistemi olsun. Burada da filmler, albümler böyle karışık. İçlerinde de yine süsler var galiba. Pek bir bilgim yok. Burası da koltuğumuz. Fazla rahat değil çünkü çok böyle şey değil, yani yumuşak değil, biraz sert. Yine kahverengi tonlarında bir koltuk seçtik. Genelde annemle birlikte düşünerek seçmiştik çoğu şeyi. O yüzden benim de zevkim biraz aslında. Burada da yine süsler var, görünüyor gibi. Burada da küçük sehpa var. Böyle büyük bir ışık, yine babaannemin resmi var dedemle birlikte. Böyle burası. Burada da koltuğun da bir tık küçüğü var. Burada da balkon var. Açmayacağım çünkü çok karanlık zaten. Yazın daha çok kullanıyoruz, kahvaltı, yemek olsun. Evet, burası salon. Şimdi odamı göstereceğim ama oda turu zaten yapmıştım. Onun linkini tekrardan aşağı koyarım. Sadece böyle son bir nasıl göründüğüyle ilgili fikriniz olsun diye tekrardan odama gidiyoruz. Evet, burası şu an odamın son hali. Yatağın başına yine böyle yılbaşı için dekoratif ışık ve süs koydum. Bu da yine komodinim. Çok fazla değişim yoksa en fazla nevresim değişmiştir zaten oda turumdan bu yana. Burada yine çalışma masam var. Kitaplarım, artık her gün çalıştığım için o kadar organize değil. O yüzden kitapların kusuruna bakmıyorsunuz. Burada da yine kitaplık pek denilemez ama kitaplarımı buraya koydum şimdilik. Daha yeni bir kitaplık alana kadar. Evet, burası odam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi evin en önemli bölümü olan mutfağımıza geçiyoruz. Böyle sürgülü bir kapımız var burada. Böyle olsun istedik, değişiklik. Evet, başlıyoruz buradan. Benim ve ablamın en çok kullandığı şey kahve makinemiz var. Olmazsa olmazımız. Kahve makinesi,
ocak, bıçak setleri, sürahi, musluk, kettle, tost makinesi ve yine kızartma makinesi. Buralarda da işte mesela bardaklarımız var. Daha sonra burada tabaklar var. Yine böyle sürekli organize olmuş şeyler var. Bildiğiniz gibi mutfakta ne olursa. Burada daha çok atıştırmalık yemekler bulunuyor. Burada da çok tatlı bir perdemiz var. Şöyle de kalın perde var. Aşağıda deniyor bu böyle. Bir de fark ettiyseniz burası böyle seramikten tuğla görünümlü. Yaptırmıştık burayı. Annem böyle tuğla deseni çok seviyor. Duvarımız normal krem rengi zaten. Burada böyle süsler var. Daha sonra, evet burası da masamız. Bunları Ikea'dan almıştık. Tek onu biliyorum. Burada tuz ve karabiberlik var. Böyle bir masa örtüsüm artık. Burada benim en çok yediğim şeyler, kuru yemişler var. Burada kuru kayısı var. Burada yaban mersini, kuru incir, kuru kayısı yine. Aşırı tüketiyorum bunları. O yüzden bunlar hep el altında. Buraya bakalım. Bu arada burada da buzdolabımız var. Burada da mikrodalga ve fırın var. Burayı açalım. Burada baharatlarımız var. Daha sonra kahveler var. Bulgur, pirinç, öyle karışık şeyler var. Evet, burada yine böyle yine dekoratif, ne deniyorsa artık bunlara, kavanozludur. Nedir? Bunlardan var. Böyle sos var. Böyle yapay kaktüsler var böyle dekoratif amaçlı. Burada da yine duvarımız tuğla yaptırmıştık. Görünüyor mu pek bilmiyorum ama şurada daha net görünebilir. Burada da duvar saatimiz var. Evet, burası da mutfaktı. Şimdi diğer odaya geçiyoruz. Burası da çamaşır odası. Çamaşırlık, kurutma makinesi olsun, çamaşır makinesi vesaire. Hepsi burada. Havlularımız falan da var. Daha sonra burada böyle bir çerçeve var. Bu arada böyle de holü görebilirsiniz. Buraya geldiğimizde minnacık bir kedi kapı ağırlığı var kapanmaması için. Burası da ablamın odası. Ablamın odası şimdi göstermeyeceğim. Hem tam değil hem de tam olunca zaten gösteririm. Veya yani şu an göstermek istemiyorum ablamın odasını. Buradan böyle yine avize ve iki tane tablo var. Buradan da tuvalete geçeceğiz. Kapıda tuvalet yazan bir... Ya İngilizce yazıyor zaten. Neyse, her neyse uzatmıyorum. Burada havlu var, makyaj eşyalarımız var. Bunları çok kullanmadığımız için kutunun içinde. Burada da her gün kullandığım fırçalar, aseton, kolonyalar, yüz temizleyicileri, vücut spreyleri olsun. Burada mevcut hepsi. Daha sonra burada böyle bir kutu var. Bunun içinde de çok kullanmadığım rujlar var. Daha sonra burada da böyle yine fırçalar var. Bunun altında da havlular ve peçeteler var. Burası böyle bir sürü işte bizim tokalarımız, saç makinelerimiz hepsi burada. Sürekli kullanım için bir düzeni yok, o yüzden bunu kusura bakmayın yani. Burada yüz temizleme jellerim var, saç spreylerim var. Daha sonra dediğim gibi tonikler olsun. Hepsi burada. Günlük kullandıklarım. Burada da fırçalarımız var ve burası da çok güzel bir aynamız. Yine annemden yaptırmıştık. Burada da iki tane kafalı küçük lamba var. Burada havluluk var, burada halımız var, daha sonra tuvalet var. Üstünde böyle küçük şampuanlar, vücut kremleri. Yani setler var da bunları kullanmıyoruz. Daha çok dışları, yani kılıfları güzel olduğu için dekoratif amaçlı kullandık. Burada küçük tatlı çerçevemiz var. Burada peçetelik var, daha sonra tartı var, benim havlum var. Burada da duş var. Bunun içine girmeyeyim. Yani gördüğünüz gibi burası da banyo. Işıklarımız da böyle. Çok güzel ışık yapıyor. Yani makyaj yaparken falan çok rahat oluyor kullanımı. Burası da banyomuz. Şimdi annemlerin odasına gidiyoruz. Evet. Burası annemlerin odası. Odanın duvar rengi seçimini ben yaptım. Mor ve açık rengi seçtim. Çünkü gerçekten kaldırabileceğini düşündüm. Çünkü oda çok büyük ve aşırı kaldıran bir renk. Ve annem de mor sevdiği için. Her neyse. Burada tuvalet aynası var. İşte annemin takıları, parfümleri, babamın parfümleri karışık. Burada annemin takıları var şimdi. Hepsini çok göstermeyeceğim ama. Burada da kolyeleri var. Çok görünmüyor ama yine de. Burada da yine takılar var.
Burada babamın ve annemin artık kıyafetleri var. Onların organizasyonunu bilmiyorum. Burada annemin kıyafetleri, annemin elbiseleri var. Burası daha çok annemin, şu balkon göstereceğim yani, içine girmeyeceğim. Annemin ayakkabıları ve babamın kıyafet dolabı var. Yani burası biraz daha anneme ait çünkü annem gün içinde daha çok değiştirdiği için. Her neyse, burada da yine böyle üçlü kutu var. Saatler var, takılar var. Burada da annemin kullandığı kıyafetler. Burada işte annemin özel kıyafetleri, pijamalar vesaire vesaire. Burası da annemlerin yatağı, en sevdiğim yer. Zaten bazen çekmişliğim var burada video. Şu alanı kullanmıştım. Böyle güzel büyük bir yatakları var. Yine şurada da iki tane çerçeve var. Burada da annemin komidini ve babamın komidini olmak üzere iki tane komidim var. Burada bir tane halı var. Perdeleri de yine koyu mor böyle. Şu tarafa döndüğümüzde de bir boy aynası var. Bir de annemin böyle patikleri var galiba. Şimdi de annelerin ebeveyn banyosu göstereceğim. Böyle küçük bir yer zaten. Odun, evin en küçük yeri. Böyle hemen bir duş, tuvalet. Yine burada şampuanlar, annemin falan eşyaları var burada, evet. Yani onlara ait, bizimkilerin onlar hali diyelim. Böyle küçük, mini minnacık bir tuvalet var burada da. Burada dediğim gibi annemin ayakkabılığı ve babamın kıyafet dolabı var, büyük bayağı orası. Şimdi burası da annemlerin odasıydı. Bu arada böyle de bir avizeleri var. Çok ışık yaymıyor aslında. Çok beğendiğim söylenemez ama ne yapalım. Evet arkadaşlar, bu benim ev turumdu. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi merak ettiğiniz eşya veya mobilyalar varsa soru olarak aşağı yazabilirsiniz nereden aldığımla ilgili. Çünkü hepsini bilmediğim için söyleyemedim video derken. Merak edenleriniz olmuştu gerçekten. Ben de bu yüzden bunu yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğeni tıklamayı unutmayın. Ve abone olmadıysanız lütfen abone olun. Gerçekten çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.